Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir videoyla tekrar karşınızdayım. Size iyi bir haberim var. Önceden kalma notlarımı buldum. Uzun yıllardır bulamıyordum. Oradan birkaç tane örnek vereceğim bugün size. Bundan sonra da iyice bir araştırıp derleyip toplayıp başka videolar da sunacağım. İlk örneğim şey olacak. Elimde görmüş olduğunuz alet çoğunuzun bildiği bir şey. İnsanın kalemi kavraması için bileğinin bir de parmak kaslarının güçlü olması lazım. İnsanlar sürekli tek el kullandığı için bütün güç kuvvet tek elinde oluyor. Diğer eli zayıf oluyor. Bu yüzden şu elinizde görmüş olduğunuz aletle bilek ve parmak kaslarınızı geliştirebilirsiniz. Bu sizin faydanıza olacaktır. Günde 10 dakika yazı çalışıyorsanız 2 dakikada bunu yapın. Bunun faydasını görürsünüz. Yorumlarda yazmışsınız. Görüyorum. Mesaj atan olmuş bana. Düzgün yazmaya başladım ama hızlı yazamıyorum diye yazmışsınız. Zaten düzgün yazmaya başladıysanız, yani hayırlı olsun başlamışsınız, bitmiş olay aslında. Sadece pratik yapacaksınız. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar hızlı yazarsınız. Ya pratikle bitiyor bu iş. Sen düzgün yazmaya başladığın andan itibaren bil ki sen o işi öğrenmişsin. Sadece pratiğe dökmen gerekiyor. Pratik yaparken de en çok şu 6 kelimeyi çalışın. Bunlar en zor kelimeler olarak geçiyor. 1 küçük Q veya G, 2 Z, 3 U, büyük küçük fark etmiyor, 4 küçük A, 5 J, 6 K. Bu 6 kelime en zor kelimeler Türkçedeki. Yani çalışacaksanız en çok bu 6 kelimeye çalışın. Bunlar en zor olanları. Bir de bunlar hakkında bilgi vereyim. Bunları yaparken elinizi kaldırmadan yaparsanız, yani yeni başlayanlar için, sizin için daha faydalı olacaktır. Özellikle K harfi, Z harfi, bunlar tek seferde yapılsa sizin için daha faydalı olur. Bildiğiniz gibi Türkçe'de kelimeler yukarıdan aşağıya ve soldan sağa gidiyor. Yani Türkçedeki kelimeler bile neredeyse hani sağlaklar için daha kolay. Mesela bir D harfi yazarken şu şekilde yapmıyorsunuz. Aşağıdan indirip yapıyorsunuz. Örnek 1. Mesela F çizeceksiniz. Yukarıdan aşağı. Bak gördüğünüz yukarıdan aşağı ortadaki çizgiyi sağdan sola değil de soldan sağa çekeceksiniz. F. Aynısı küçük için de geçerli. İnsanın bileği daha yakınmış. Ayrı bir örnek daha. O harfi, sıfır harfi falan. Bunları da şu şekilde değil de saat yönünün tersine değil de saat yönüne doğru yapıyorsunuz. Bunları da unutmayalım. Bir de kalemi yeni başlayanlar için önerilen şey ortalama 4 santim yukarıdan tutmanız şu şekil. Zaman ilerledikçe zaten bunun boyutu gidecek. Şu kadar falan iner yani şu kadar. Yani şu kadar. Boyutu iner ama ilk başlayanlar için
şuradan başlanması tavsiye ediliyor. Bir de böyle bastıra bastıra yazmanız değil de yumuşak yumuşak yazmanız sizin için daha faydalı. Çünkü bir söz vardır ya, kılıcı ne kadar sıkı tutarsan bileğini o kadar erken yorulur. Ne kadar gevşek tutarsan kılıcını o kadar elinden çabuk düşer diye. İlk darbede düşer. Siz bu ikisinin ortası, hafif biraz, o kadar da sert değil. Şöyle yazarken bileğinizin acımadığını, yorulmadığını hissettiğiniz şekilde yazın. Bu sizin faydanıza olacak. En başta dediğim gibi bunları yapabiliyorsanız, ortalama bir cümleyi 10 saniyede yazabiliyorsanız ama biraz yavaş yazıyorsanız dert etmeyin. Yazmaya başladıysanız bilin ki siz bu işi öğrenmişsiniz. Sadece pratiğe dökmeniz gerekiyor. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar hızlı yazarsınız. Bu videoda göstereceklerim bu kadar. Bunları dikkate alın, yapın. Sizin faydanıza olacaktır. Yeni videolar gelecek. Notlarımı buldum. Sizin için yararlı olacağını düşündüğüm şeyleri aralarından alıp size sunacağım. Siz de bu sayede ters elinizle yazmaya başlayabileceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.